İyi akşamlar kıymetli takipçiler. Size sıcak bir gelişmeyle merhaba demek istiyorum. Hepinizin bildiği gibi 24 Mayıs sabahı intihar eden genç hemşire Saliha Tuncel ile ilgili emniyet ve adli makamlarca yürütülen soruşturmalar kapsamında bir kişi tutuklanmıştı. Bugün bu haber hazırlanırken hastane sahibi TC'de dün akşam gözaltına alınmıştı. Yapılan sorgusunun ardından hastane sahibi TC adli kontrolle serbest bırakıldı. Biz 24 Mayıs akşamına dönelim. 24 Mayıs sabahı genç hemşire Saliha Tuncel bulunduğu rezidansta 7. kattan aşağı atlayıp hayatına son vermişti. Genç hemşirenin babası Salih Tuncel, kızının hayat dolu olduğunu, onun kesinlikle intihar edecek bir ruh hali olmadığını iddia ederek Aksaray Adliyesi'ne gelerek hastane yönetimi ve çalışanlarının ya birkaç çalışanıyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü yapmış olduğu titiz araştırmalar sonucunda genç hemşirenin intihar ettiği günün ertesi günü 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulamış ve serbest kalmışlardı. Yine olaydan bir gün sonra serbest bırakılan hastane müdüresi Çiğdem Özkan tekrar gözaltına alarak adli soruşturmanın akabinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Adli makamlar ve Emniyet Müdürlüğü ciddi anlamda bu genç hemşirenin intiharıyla ilgili titiz bir çalışma yürütüyor. Biz sorumlu gazeteci olarak yapılan soruşturmanın selahiyeti ve iddiaları ve şüphelileri bir zan altında bırakmak ya da onları suçlamak adına bu haberi yapmıyoruz. Neticede haber genç hemşirenin intiharının ardından ulusal medyada ve sosyal medya platformlarında çok ciddi yankı bulmuştu. Neticede ülkemizde kadın cinayetleri her yıl artarak devam etmekte. Biz de ortaya atılan iddialar, müştekilerin durumları ve yapılan soruşturmanın selahati için iddialara, sorulara cevap aramak için bu haberi hazırladık. Öncelikle genç hemşirenin birlikte olduğu bir doktor arkadaşı var. Onunla böyle karmaşık bir ilişkisi olduğunu iddia edenler var. Zaman zaman birlikte, zaman zaman ayrıldıklarını biliyoruz. Yine iddialardan bir tanesi ve çok ciddisi, hastane sahibinin genç hemşireyi fırsat buldukça farklı platformlar üzerinden rahatsız ederek taciz ettiğine yönelik iddialar söz konusu. Hemen akabinde bu genç hemşire Saliha Tuncel'in hastane sahibi TC'nin Topakkaya'da bulunan bir bağ evinde girerken görüntülerinin hastane müdürü Çiğdem Özkan tarafından alınarak genç hemşire üzerinde yaptığı mobbing ve baskılar büyük iddialar arasında yer almakta. Hastane müdüresi aynı zamanda hastane sahibi TC ile uzun zamandır da birlikteler. Tabii insanların özel hayatı, biz bunlara hiçbir şekilde müdahale etmiyor, saygıda duyuyoruz. Burada gencecik bir kızın hayatı söz konusu. Olaylar ve iddialar odur ki genç hemşirenin hastane sahibi TC'nin evine girdiği andaki görüntüleri alan hastane müdüresi Çiğdem Özkan genç hemşireyi hem hastanede hem de farklı alanlarda ciddi anlamda tehdit ediyor. İşte seni artık burada barındırmayacağız, bu mesleği yapmana engel olacağız, buraları terk etmen lazım. Şöyledir, böyledir. Genç hemşirenin üzerine hastane müdüresi ciddi anlamda bir mobbing uygulayarak onu psikolojik olarak etkilediği iddia ediliyor. Yine genç hemşirenin birlikte olduğu doktor arkadaşı da bu olaylar zincirini teyit eder iddialarda bulunuyor. Ama asıl soru, hastane müdürü TC'nin Çiğdem Özkan genç hemşirenin Fatih Mahallesi'ndeki evine gittiği olay. Orada genç hemşireyle birlikte orada bir tartışma, bir kavga iddia ediliyor. Tabii hastane müdürü Çiğdem Özkan'ın genç hemşirenin evine gittiğini öğrenen hastane sahibi TC, genç hemşirenin Fatih Mahallesi'ndeki evine gidiyor. Yine iddialar odur ki hastane sahibi TC, genç hemşire Saliha Tuncel'in yanında uzun zamandır birlikte olduğu hastane müdürü Çiğdem Özkan'ı ciddi anlamda darp ediyor. Bu darpın ardından yine iddialar odur ki hastane sahibi TC, hastane müdürü Çiğdem Özkan'a genç hemşire Saliha Tuncel'in gözleri önünde cinsel istismarda bulunuyor. Kapılar kilitleniyor. Orada kıyametler kopuyor. Tabii yine iddialar odur ki genç hemşire bu yaşadığı travmatik olayı arkadaşlarıyla paylaşıyor ve bunun kendisinde büyük bir psikolojik travmaya neden olduğunu söylüyor. Yine genç hemşire Saliha Tuncel'in annesi de Aksaray Adliyesi'ne gelerek ciddi anlamda bu olayların üzerine gidilmesi gerektiğini ve kızının yine bir intihardan ziyade
kadın cinayetine kurban gittiğine yönelik bulguların olduğunu ve işte atılan iddiaların titizlikle araştırılması gerektiği konusunda da yine ulusal medyaya bir beyanatta bulunup ve suç duyurusunda bulunuyor Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığında. Kıymetli takipçiler, hepimiz ülkemiz genelinde ve Aksaray'da ciddi anlamda hayret edeceğimiz zaman zaman haberler duyuyoruz. Yok artık diyebileceğimiz haberler duyuyoruz. Burada konu özel bir hastane. Hastanenin özellikle böylesi bir skandallar zinciriyle ve iddialar zinciriyle anılması başta sağlık sektörünü, aynı zamanda yine hastaneye hepimizin o ya da bu şekilde gittikten sonraki ruh haliyeti ve durumu kamuoyunca ciddi anlamda sorgu ve tepkilere neden olunca biz de gazetecilik kimliğimizle bu konuyu araştıralım istedik. Amacımız burada herhangi birilerini zan altında bırakmak ya da birilerini suçlamak değil ki bu zaten adliyenin ve kolluk kuvvetlerinin işi. Ama gerçek olan şu, ölen gencecik bir kadın var, daha 25 yaşında ve ülkemizde kadına yönelik şiddet, mobbing, taciz ve hatta birçok sapkınlık derecesine varılan sıkıntılarla kadınlar ciddi anlamda zor bir süreçten geçiyor. Biz Saliha Tuncel'in babasının, ailesinin ve ortada kamuoyunda dolaşan iddiaların sorularına yanıt aramak istedik. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgiden, destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Görüşmek ümidiyle.